Herkese merhabalar arkadaşlar. Küme problemleri ve kartezyen çarpımı konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, Ekim ayı programımız kaldığı yerden süper bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta ayın 11'inde kümelerde işlemler yapmıştık sizlerle. Şimdi de kümenin son kısmındayız artık. 19 Ekim itibariyle küme problemleri ve kartezyen çarpımı da karşınızdayız. Bu hafta bu konuyu bitiriyoruz tamamen. Artık yeni ünitüye haftaya sayı kümeleriyle geçmiş olacağız. Ve arkadaşlar yazılı videoları da sizler için 20 Ekim itibariyle gelmiş olacak. Ve de arkadaşlar bu programı indirmediyseniz hemen aşağıdan indirmelisiniz. Çünkü niye? Plansız programsız çalışılmaz programınız tam olarak da karşınızda gerisi de size kalmış diyorum. Ve arkadaşlar her zaman gibi Tonguç ve Tongül'ümüz bizlerle birlikte. Tonguç'un hayal dünyası maçlar, şampiyonluklar, halı saha krampon, toplar, playstationlar, yeme içme üzerine Tongül'ün hayatıysa uğur böcekleri, çiçekler, alışveriş elbiseler, müzikler ama ikisinin de ortak bir yeri var ki kesişimleri var ki o da birbirleri olan sevgileri, birbirine olan kalplerinin bağlılığı arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman? Bizim kümemizin de Bizim bu bugünkü konumuzun da kritik noktası olan yere vurgu yapalım o zaman. Ayrı dünyaların insanı olmak önemli değil. Önemli olan kesim kümesi yani kalpler bir olsun arkadaşlar dedik. Ve geçtik. Bugün ne anlatacağız? Küme problemleri anlatacağız. Evrensel kümenin içinde iki kümenin kesimi varsa ve bunların da nasıl birbirlerine küme problemlerine eşleşecek bunları göstereceğiz. Sıralı ikililerden bahsedeceğiz. Nedir? A, B sıralı ikisi, C, D, eşit işte nasıl olacak onu göstereceğiz. Ve de kartezyen çarpımı göreceğiz. Orada da arkadaşım A çarpı B'nin B çarpı A'ya eşit olmadığını göstereceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Küme problemlerinin ilk sorularıyla başlayalım. Arkadaşlar küme problemlerinde bugüne kadar kümelerde işlemlerde ne gördüysen onları yazılı olarak verecek sana. Ve sen de tabloyu doldurmaya çalışacaksın. Peki tabloyu nasıl dolduracağız? Bak Türkçe veya İngilizce dillerinden en az birini bilen. Bak en az birini bilmek ne demek? Bunu unutma işte. En az birini bilen. Bir iki tane dilden en az birini biliyorsan sen ya birini biliyorsundur Türkçe ya da İngilizce ya da ikisini birlikte biliyorsundur. O zaman demek ki bizim evrensel kümeye ihtiyacımız yok. Evrensel küme ne işe yarar? Onu bir söyleyelim ilk sorudan. Evrensel küme iki kümenin kesişiminde arkadaşım veya da kesişmedi durumlarda dışarıda boşta eleman kalmasın. Mesela burası Türkçe diyelim burası İngilizce. Bakın bu iki dilde bilmeyenler de olabilir. İşte bilmeyenler de evrensel içinde ama bunların dışındadır. Ama bize diyor ki en az birini bilen diyor. O zaman biz ne yapıyoruz arkadaşım? Bunların ikisinin kesişimini yapıyoruz. Kesişim o zaman nedir? Şuraya Türkçe, şuraya İngilizce yazalım. Diyor ki bir dil okulunda öğrencilerin 65 İngilizce biliyor. Bir dakika ya. E şuranın tamamı %65. E %45'i Türkçe biliyor. E bir dakika. Şurası T olsun, şurası X olsun, şurası Y olsun. O zaman X artı Y neymiş arkadaşım? %65. Yani 65K diyebilirim. X artı Y. Ne bu? İngilizce bilenler. Peki T artı Y ne? T artı i de bizim için 45 k mı? Bu arada sınıfımıza da biz ne demiş olduk? 100 k'lık bir sınıf dedik. E arkadaşım bunları toplarsan zaten ne diyor? X artı T artı i artı i eşittir 110 k ediyor. Bir dakika ya bizim kümemizin bizim sınıfımızın tamamı 100 k değil miydi? He bizim sınıfımızın tamamı 100 k olduğuna göre demek ki kesişimimiz de 10K'ymış dedik. Peki kesişimi 10K ise bak bu tanımı unutma. Hem Türkçe hem İngilizce bilenlerin sayısı 20 olduğuna göre bu okulda yalnız İngilizce bilen sayısı kaçtır diyor. Hem Türkçe hem İngilizce. Buradan ne anlayacaksın? Kesişimi dediğini anlayacaksın. Peki sen i'nin <laughs> bu arada şurayı yanlış yazdım. Şurayı düzelteyim hemen dostlar. Sakın linç etmeyin orada beni. X artı i T artı x olacak şurası. Tabii ki de burası da yine x olmuş olacak. O zaman x artı t artı i bizim kümemiz bir de x olacak. X de bizim için 10k. Peki ikisini de kesişimi x dediğimiz şey 4 ise 10k 4 ise bize neyi soruyor? Yalnız İngilizce bilenleri soruyor arkadaşım. Tabii ki de 10k 4 ise hemen burada yazabiliriz artık. Ne yazabiliriz? X'in yerine 10k. 10k yazdığım anda Demek ki bunun yerine de ne kalmış olacak? 55K kalmış olacak. İşte bu kadar. Biz şöyle bir şey söyleyebilir miyiz peki? 10K 4 ise 5K 2'dir. Bakın 5K 2'dir. E İngilizce bilenler, yalnız İngilizce bilen bakın burası. O zaman 5K 2 ise 55K bunun 11 katı olduğuna göre demek ki 2'nin de 11 katı i dediğimiz şey ne olacakmış? 22 olacakmış dedik. Yalnız İngilizce bilen dediği için bunu da böyle patlattık geçtik. Ufak bir kaza yaptık orada. Ne yaptık? T dedik. T değil. Tx olacaktı. Nedir o da? Türkçe bilenlerin sayısı T artı x'tir. Geçtim. Öğreten soruyla devam edelim. Biraz önceki sorumuz bizim için temel bir soruydu. Yapmış olduk. 35 kişilik bir sınıfta Almanca ve Fransızca bilenler en az birini bilen 22. En çok birini bilen 28. Bir dakika şimdi. Demek ki burada en az en çok muhabbeti varsa demek ki burada bir evrensel küme var. Yok değil. Bak evrensel var ve de Almanca Fransızca dilleri var. Şurası Almanca olsun. Şurası Fransızca olsun. Bakın evrenselin içindekileri E diyelim. Almanca'nın sadece Almanca bilenlere A. Sadece Fransızca bilenlere F. Ve de kesişime yine her zamanki gibi diyelim. Ve unutmayın her zaman aklınızda ilk kesişim olsun. Kesişimi çünkü ayırmanız çok önemli. Ne diyor bana? Sınıf 35 kişi diyor. O zaman arkadaşım A artı X artı F artı E eşittir 35 mi? Tamam. Peki en az birini bilen, en az bir. En az bir ne demek? Bir ve birden fazla. O zaman şöyle mi diyeceğiz? A artı X artı F de benim için 22 miymiş? E bir dakika. A artı X artı F 22. Bak burası 22 ise e, o zaman evrenseldeki elemana ne kaldı? 13. Toplamları 35'ti çünkü. O zaman bingo bunu bulmuş oldum. Bu neymiş arkadaşım? 13'müş. Devam ediyorum. En çok birini bilen. En çok bir ne demek arkadaşım? En çok bir 1 bir ve 1'den az. Yani hiç bilmeyebilir, Bir tane de bilebilir. O zaman onlar kimlerdir? Bir tane bilen A artı F. Hiç bilmeyen de E. Bunlar da kaç kişiymiş? 28 kişiymiş. Bak en çok bir. 1 ve 0. Hiç bilmeyenler var. E peki bak sen biraz önce E'yi 13 buldun mu? Buldun. O zaman A artı F ne çıktı? Ne ile 13 toplarsan 28 eder. Demek ki 15 toplarsan 28 eder. O zaman A ile F'nin toplamı nedir? 28'dir. Bu sınıfta yalnız bir dil bilen e yalnız bir dil bilen zaten A ile F'ydi kaç kişi vardır diyor. Biz de zaten biraz önce yaptığımız işlemlerle onu bulmuştuk. İşte öğreten sorumuzda da olayı devam ettirdik. Ne yaptık arkadaşım? En az bir derse bir ve birden fazla. En çok bir derse bir ve birden azlara bakacaksın. Çünkü en çok bir, en çok bir, bir ve daha azı olduğunu unutma. Geldik bir yazılı sorusuna. Yazılıda hocalarımız bu soruyu sorabilir. Çok dikkat arkadaşlar. Çünkü burada ufak bir işlem var. Onu da yaparsan zaten soruyu çözersin. Ne diyor bakalım? 36 kişilik bir kafilede sadece İngilizce bilenlerin sayısı sadece Almanca bilenlerin 3 katıdır. Bakın kafilemiz 36 kişi. Ve sadece İngilizce sadece Almanca bilenler var. Bu kafilede her iki dili bilen 4 kişi var. Bakın burası benim için çok önemliydi. Çünkü başlangıçtaki karikatürde de söylemiştik. Ne demiştik arkadaşım? Önemli olan kesişim kümesiydi. Tonguçta Tongül'de de önemli olan kalpler kesişimdi. Ve burada da önemli olan kesişim. Her iki dili bilen dört kişi varmış yazdım. Ve bakın al İngilizce veya Almanca dilini bilmeyen diyor. Demek ki burada dışarıda da bir küme var. Evrensel bir kümenin içinde hiç bilmeyen sekiz kişi var. Ve de sadece İngilizce bilenlerin sayısı burası. Sadece Almanca bilenlerin üç katıydı. Almanca'ya A dersem. O zaman sadece İngilizce bilenler Almancayı bilenlerin 3 katıymış. Hemen o zaman işlemi yapayım. 3A artı 4 artı A artı 8 benim bütün sınıfımı oluşturdu mu? Oluşturdu. Attım karşıya. 3A 4, 3A artı A 4A. Burada da 4, 8, 12. Attım karşıya x 12. 24 oldu mu? Oldu. Her iki tarafı 4'e bölersem A benim için 6 oldu. Dikkat. İngilizce bilen sayısı kaçtır diyor. İngilizce bilen 3 kere 6 18 yalnız atlama bak 18 kişidir deme bana çünkü İngilizce bilen kimmiş arkadaşım İngilizce bilen 18 artı 4'müş o zaman ne diyorum İngilizce bilenlerin sayısı 22 kişidir diyorum ve bu sorumu da güzel bir şekilde bitiriyorum geldim buraya arkadaşım bir sınıfta bak bu da kural sorusu bu kuralı bilmiyorsan deli dehşet uğraşırsın. Ama kuralı biliyorsan çok kolay. Bir sınıfta matematik, fizik, kimya kurslarının en az birine katılan öğrenciler bulmaktadır. Ne yapıyorlar? Birine katılıyorlar. O zaman şöyle mi yani? Şurada bir kişi yani burada var. Bir de bu da burada var. Yani şurada matematik var. Şurada fizik var. Şurada kimya var. Ne diyor bana? Matematik kursuna katılan şu 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 şundan bahsediyor. 10 kişiymiş. Fizik kursuna katılan 13 kişiymiş. Kimya kursuna katılan 11 kişiymiş. Matematik ve fizik kursuna katılan 14 kişiymiş. Devam edelim. Başka ne diyor bana? Matematik ve kimya kursuna katılan 3 kişiymiş arkadaşım. Bir de bana burada ne diyor? Fizik ve kimya kursuna katılan da 5 kişi diyor. Şimdi arkadaşım çok dikkat et. Çok dikkat et. Şurada şurayı bir düzeltme yapalım arkadaşlar. 14 değildi. Şurası 4 olsun. Heh. Tamam, bir sıkıntı yok. Burası 4 olsun. He. Burayı hallettikten sonra gerisi kolay. Şimdi bakın Matematik 10 kişi, fizik 13 kişi, kimya 11. Matematik ve fizik 4, matematik ve kimya 3, fizik ve kimya 5 kişi. Ve 3 kursa da katılan kişi sayısı 2 imiş. Bu sınıfta kaç kişi vardı diyor. Bakın evrenselim yoktu çünkü en az birine katılıyormuş öğrenciler. Unutmayalım. O zaman bak sen şu kuralı kesinlikle bilmen lazım. S, A birleşim, B birleşim, C eşittir. Neydi arkadaşım? SA artı SB artı SC diyorduk. Eksi diyordum. Ve ekste de SA kesişim B artı SA kesişim C artı SB kesişim C diyorduk. Ve de en sonunda da arkadaşım artı ne yapıyorduk? Bunların üçünün kesişimini de ekliyorduk. Bak hepsini tek tek yazıyorsun. Hepsini çift çift çıkartıyorsun. Bakın bu eksiyi dağıtabilirsin. Kuralda dağıtımı da öğrenmiş olabilirsin. Hiç fark etmez. Yani eksi a kesimci, eksi a kesimci, eksi b kesimci öğrenmiş de olabilirsin. Bir sıkıntı yok. Ama ne olursa olsun arkadaşım bu kuralı bilmen lazım. Bak ne diyor? Matematik kursuna katılan 11, 10 kişi. Fizik kursuna katılan 13 kişi. Kimya kursuna katılan 11 kişi. Devam ediyorum. Matematik ve fizik kursuna katılan a ve b'nin kesişimi 4'müş. Matematik ve kimya kursuna katılan neymiş? 3'müş arkadaşım. Fizik ve kimya kursuna katılan 5 kişiymiş. E bunların üçüne de katılan kişi sayısı 2'ymiş. İşte bu. Bak bu şekle bakarsın, yapmaya çalışırsın. Evet yaparsın, sıkıntı yok ama bayağı bir zorlanırsın. Haberin olsun. Kuralı bilirsen ama tak 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 10 23, 34. Bak 34. 2 de burada toplamda 36 kişi var şu an. 36. 4 7 12 12 kişi çıkartırsam o zaman buradaki A birleşim, B birleşim, C yani fizik, kimya, biyoloji bütün hepsine katılanların toplam sayısı ne olmuş olacak? 24. Neden? 10, 13 daha 23, 34, 36 kişi oldu. 36'dan ne oldu? 12 çıkarsa 24 kalmış oldu. Kural sorusuydu. Bilmen lazımdı ve bildik geçtik. Zoru var. Şimdi işte zor soruyu yapalım. Bakalım diğerlerini nasıl halledeceğiz? Basketbol, futbol ve voleybol oynanan oyunlarından en az birinin oynandığı toplulukta basketbol oynayanlar voleybol oynamakta fakat futbol oynamamaktadır. Bak çok kritik bir cümle. Basketbol oynayanlar voleybol oynamakta. Burada ne demek istiyor? Bakın bir cümle varsa böyle bir şey. Basketbol oynayan voleybol oynuyor diyorsa kesinlikle orada alt kümeden bahsediyor arkadaşım. Ama kim kimin alt kümesi onu da ben şuradan çözüyorum genellikle. Basketbol oynayanlar voleybol oynuyor ama voleybol oynayanların hepsi basketbol oynayamıyor. O zaman demek ki voleybol üstte basketbol altta. Bak unutma basket oynayanlar voleybol oynayabiliyor ama voleybol oynayabilenler basket oynayamıyor. Demek ki voleybol oynayanların içinde basket oynamayanlar var. He güzel. Devam edelim. Basket oynayanlar voleybol oynamakta fakat futbol oynamaktadır. Basket oynayanların kesişimi var mı futbolla? Hiçbir kesişimi yok futbolla. Basket oynayan ama voleybolun var mıdır? Belki de vardır, belki de yoktur. Yazdım. Devam ediyorum. Sadece futbol oynayanlarla basketbol oynayanların sayısı eşit. Bakın sadece futbol oynayanlarla sadece futbol oynayanlarla basket oynayanların sayısı eşit. Basket oynayanlar da bunlar değil mi? Evet. O zaman buna da F yazalım. Sıkıntı yok. Sadece voleybol oynayanlar Bakın sadece voleybol oynayanlar... ...şurası. Burası da değil. Şu boşlukta B'nin dışında gözüken yerler. Sadece voleybol oynayanlar... ...iki oyun... ...iki oyun oynayanlar sayısına eşit. Peki iki oyun kim oynuyor? Basketbol ve voleyboldakiler. Bir de şuradaki kesin, kesişimdekiler. Bakın buradakiler voleybol ve futbol oynuyor. Buradakiler basket ve voleybol oynuyor. Peki... ...sadece voleybol oynayanların sayısı neymiş? F artı X'miş. İşte bu... İşte bu arkadaşım bak ne güzel bulduk olayı. Süper bulduk olayı. Sadece voleybol oynayanlar. Bakın sadece voleybol oynayanlar. iki oyun oynayanlar. iki oyun oynayanların sayılarına eşit. Tamam buraya da yazdık. Voleybol oynayan 28 kişi olduğuna göre. Voleybol oynayan kim var? F artı X var bir kere. Sadece voleybol oynayanlar. Voleybol ve basketbol aynı anda oynayanlar var. Bir de futbolla voleybol aynı anda oynayanlar var. Bunların toplamı kaç kişiymiş? 28 kişiymiş. O zaman arkadaşım 2F artı 2X senin için 28 mi? Her tarafı 2'ye bölersem ya da 2 parantezini alıp bölersem fark etmez. F artı X eşittir 14 mü? Peki futbol oynayanların sayısı kaç diyor? Futbol oynayanlar da burası değil mi? Bize adam F artı X'in kaç olduğunu mu soruyordu? E biz de zaten 14 diye bulmuştuk dedik. Ve bu zor soruyu da bırakmış olduk. Zorluğu nereden geliyor? Okuduğumuzu anlamadan geliyor. Basketbol oynayanlar voleybol oynamakta dediğine göre o zaman ben her zaman bakın öğretmenken de öğrenciyken de nasıl kolay anlayabiliyorsam hiç karıştırmıyordum. Çünkü voleybol oynayanlar basketbol oynayamıyormuş bazıları. O da demek ki voleybol üstte işte, basketbol altta aklınızda böyle kalabilir. Geldik farklı bir soruya arkadaşım. Bak bu soruda çok farklı bir soru. Küme çizerek değil de başka türlü yapacağız. 32 kişilik bir sınıfta kızların 7'si gözlüksüz erkeklerin 10'u gözlüklüdür. Bu sınıftaki gözlüksüz erkeklerin sayısı gözlüklü kız sayısının iki katı olduğuna göre sınıfta kaç kız vardır diyor. Bakın bunu küme çizerek yapamazsınız. Bunu direkt kategorilere bölerek yapabilirsiniz. Başka şansınız da yok. Nasıl yani hocam? Bakın şurada erkekler olsun, şurada kızlar olsun. Burada gözlüklüler olsun, burada da gözlüksüzler olsun. Bakın şimdi ne diyor bize? Sınıfın tamamı 32 kişi, sınıftaki kızların 7'si gözlüksüz. Bakın kız ve gözlüksüz. 7 kişi. Erkeklerin onu gözlüklü, erkek ve gözlüklü 10 kişi. Bakın burada niye peki böyle bir şey yaptık? Niye küme yapmadık? Çünkü burada hem sınıfı erkek kız diye ayırdı hem de sınıfı gözlüklü gözlüksüz diye ayırdı. O yüzden biz de küme çizemeyiz. Ne yapacağız? Böyle bir dörtlük kategorizasyon yapmamız lazım. Bu sınıftaki gözlüksüz erkek sayısı şuradan bahsediyor. Gözlüklü kız sayısının iki katı. Bir dakika şimdi. Gözlüksüz erkek sayısı gözlüklü kız sayısının iki katı. O zaman buraya x dersem burası benim için 2x miymiş? Evet. Peki sınıfın tamamında kaç kişi vardı arkadaşım? 32 kişi vardı. O zaman 10 artı 7 artı 2x artı x eşittir neydi? 32 idi. E peki buradan 17 artı 3x eşittir 32 mi? Peki 3x nedir arkadaşım? At 17'yi karşı eksi 17 olarak geçsin. 15 kaldı. Her tarafı 3'e bölersem de x'in 5 oldu. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır? Bakın arkadaşlar kızlar neresiydi? Kızlar burasıydı. O zaman x'in 5 olduğuna göre kız sayısı eşittir. 5 artı 7'den dolayı ne olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Ve bu kısmı da bitirmiş olduk. Çok süper bir şekilde bunu da hallettik. Gördüğünüz gibi bazen kümelerimi 2'ye hatta 4'e bölebilirler. O zaman ne yapacaksın? Sen de dörde bölerek küme çizmeden kategorizasyon yapacaksın. Evet geldik yeni nesil sorusuna arkadaşım. Yeni nesil soru yani ÖSYM tarz soru artık ÖSYM bu tarz sorular soruyor. He küme problemleri sorabilir mi? Sorabilir. Çünkü problemler kısmına da girer. Çok önemli bir kısım. Ama yeni nesil soru genelde böyle kümeleri birbirine isim veriyor ve ona göre yaptırıyor. Aşağıda verilen Venn şemasında balıklar A kümesiymiş. Bakın A kümesi balıkmış. Denizde yaşayan balıklarda B'ymiş ve gri renkli hayvanlar. Bakın gri renkli hayvanlar da C kümesiymiş. Yani gri renkli birkaç hayvan var. Bu arada bakın balık kümesi A, denizde yaşayan balık kümesi B. Nerede? A'nın altında. Çünkü onlar da bir balık ve denizde yaşıyorlar. Özel bir balık. Yani balık kümesinin kesinlikle altında olacak. Peki burada ne anlatıyor mesela? Bak şurası ne anlatıyor bana? Burası şu kesişim. Hem denizde yaşayan balığı hem de gri renkli hayvanları anlatıyor. Demek ki burası da gri renkli balıklardan bahsediyor mesela. B kümesi. Peki şurası neden bahsediyor mesela? A'ya bakalım. A'da bize, A da bize A'nın şu içi daha doğrusu şu burası hariç. Denizde yaşamayan balıklardan bahsediyor. Peki hocam denizde yaşamazsa nerede yaşar? Ne bileyim akvaryumda yaşar. Bunun gibi yani. Denizde yaşamayan balıklardan bahsediyor. Ha, mesela şurası neden bahsediyor? Şurası gri renkli balık olmayan hayvanlardan bahsediyor. Çünkü niye? Balıkla kesişimi haricindeki her şey. Peki adamın sorduğu şu şey, taralı bölge neyi temsil ediyor peki? Bu kadar açıklamadan sonra onu yapalım. Bakın taralı bölge kesinlikle denizde yaşayan balığı temsil etmiyor. Ama neyi temsil ediyor? Gri hayvanları temsil ediyor ve de balıkları temsil ediyor. Ama bu balıklar ne olmayacak? Denizde yaşamayacak. He. O zaman bana burada ne anlatıyormuş? Denizde yaşamayan gri renkli balıkları anlatıyor muymuş? Anlatıyormuş. Bakın denizde yaşayan balıklar olsaydı o B kümesi zaten. Bu olmaz. Denizde yaşamayan balıklar, bakın onda A'nın dışıydı. O da değil. Denizde yaşayan gri renkli balıklar, denizde yaşayan gri renkli balıklar, şuradaki B ile C'nin kesişimi arkadaşlar. Orası burası. Devam ediyorum. Gri renkli balıklarda zaten hem gri olacak hem de balık olacak. O da şurada çizdiğim ikisini birden göstergesidir. Ama denizde yaşamayan gri balık deyince de buradan bahsediyor diyeceğim. Ve bu kısmı da bitirmiş oldum. Şimdi artık sıralı ikiliye geçelim. Arkadaşlar A ve B birer nesne olmak üzere A, B şeklindeki ifadeye birer bir sıralı ikilidir. Sıralı ikili neymiş arkadaşım? Sıralı ikili A ve B diye iki tane sayının ya da nesnenin bir parantez içinde yazılması. Adı üzerine sıralı ikili arkadaşım, bam, bunu bilmen lazım. Neyi bilmen lazım? Sıralı ikililerde sıra çok önemlidir. Bak, sıralı ikillerde sıra çok önemlidir. Bu A B ile o zaman B A birbirine eşit olmaz. Bunu unutmayacaksın. Bu arada küme problemlerini ayrıntılı bir şekilde bütün soruları kapsayanlar şekilde özet yani bütün hepsini kapsayacak şekilde özet bir şekilde vermeye çalıştım. Ya yani mümkün olduğunca çeşitli sorular vermeye çalıştık. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah yararlı olur diyelim. Geçelim. Sıralı ikillerde sıra önemli. İki tane şeyin bir parantez içinde yazılmasıydı dedik. Ve buradaki A için ne diyeceğim arkadaşım? Birinci bileşen diyeceğim. B için ne diyeceğim arkadaşım? B için de ikinci bileşen diyeceğim. O zaman sıralı ikillerde sıra önemli. Çünkü birincisi birinci bileşeni, ikincisi ikinci bileşeni hazırlıyor bana. O yüzden de biz bunlara sıralı ikili diyoruz. Unutma. Sıralı ikillerin eşitliğinde de iki sıralı ikili birbirine eşit ise bu sıralı ikililerin aynı sıradaki bileşenleri birbirine eşittir. Ne diyorsun yani? Aynı sıradaki derken A, B, C, D ise aynı sıra. Birinci sıra birinci bileşen karşı taraftaki birinci bileşene. İşte bu. İkinci bileşende karşı tarafta ikinci bileşene eşit olacak. Yani A, C'ye, B, D'ye eşit olmuş olacak arkadaşım. Unutma. Bunu sakın unutma. Mesela bir antrenman yapalım. O zaman birinci bileşenin birinci bileşenle, ikinci bileşenin ikinci bileşenle eşit olacak. Hemen yazayım o zaman. 3x artı 3 eşittir eksi 3. 3x eşittir eksi 6. Her tarafı 3'e bölersem x eşittir eksi 2 olmuş oldu. Bana x'ye sıralı ikilisini soruyordu. Bu sıralı ikilinin ilki eksi 2'ymiş. İkinciye bakarsak da ne diyor burada? Eksi y artı 6 bölü 2 eşittir 2'ymiş. 2'nin altında görünmez bir vardır. İçler dışlar yaparsan eksi y artı 6 eşittir 4'müş. Eksi y'yi karşıya atayım. Artı y olsun. Eşitliğin diğer tarafına attım. Artı 4'ü karşıya eksi 4 olarak atarsam da sonuçta bu da 2 çıkmış oldu. Ve de parantezde kapatmış oldum. İşte arkadaşım X'ye sıralı ikisini bulunuz Ben de çok güzel bir şekilde buldum. Başka da bir ekşin yok. İşte sıralı ikili bu kadar arkadaşım. Çok da bir garip enterese bir durum yok. Ne yapıyorsun? İki sıralı ikili birbirine eşitse birinci bileşenle birinci bileşen, ikinci bileşenle ikinci bileşeni eşitliyorsun. Peki ya kartezyen çarpımı ne demek? Kartezyen çarpımı da şu arkadaşım. A ve boş olmayan iki küme olsun. Birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililer. Bak tüm sıralı ikililer kümesine A ve B kümelerinin kartezyen çarpımı kümesi veya A kartezyen B denir. Ve A kartezyen B burada gördüğünüz gibi A çarpı B bu kartezyen çarpımı göstergesi şeklinde gösterir. Bak unutma. Burada birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden yalnız şurası çok önemli. Tüm sıralı ikililer. Nasıl yani hocam? A kartezyen B'de hep sıralı ikili olacak. Birinciler hep A'dan, ikinciler hep B'den gelecek. Olay bu. Peki neyi bilmem lazım? Bakın sıralı ikililerde sıra önemli olduğuna göre o zaman hiçbir zaman A kartezyen B ile B kartezyen A birbirine eşit değildir. Niye? Çünkü burada birinci bileşen A'dan burada da birinci bileşen B'den geliyor. O zaman tam tersi olur ve bu ter tam tersi de bizim için nedir? Sıralı ikillerin eşitliğine uymaz. Uymazsa da bunlar birbirine eşit değiller. Bir de arkadaşım unutma. Bak çok önemli bir kural daha. O kuralım da şu. A kartezyen B'nin eleman sayısı ya da B kartezyen A'nın eleman sayısı. Bakın bu ikisi birbirine eşit değil ama eleman sayıları birbirine eşit. Peki nedir o da? O da A kümesinin elemanlarıyla B kümesinin elemanlarının sayılarının çarpımıdır dedik ve geçti. Şimdi bak anlatılım daha iyi anlayacaksınız. Hemen A, B, C ve A, B, şey, A kümesi A, B, C, B kümesi de 1, 2 olduğuna göre A kartezyen B'yi, B kartezyen A'yı bulunuz diyor. Bak şimdi A kartezyen B'yi bulalım. Ne yapıyorum? Bütün sıralı ikilileri yazacağım. Yazıyorum. A, 1 yazıyorum. B1. Bakın sallama yazmayın. Sırasıyla yazın. Daha güzel olur. C1. Yazdım. Bakın biri bitti. A2. Pardon. A1. Pardon A1'i yazdık. Özür dilerim. Çok pardon. A2. Gitti. B2. Tamam. C2. Süper. Bakın bitti. ABC'yi 1 ile ABC'yi 2 ile eşleştirdim. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bakıyorum B kartezin A ne ola Onları da yazayım hızlıca. 1 A Bakın görüyor musunuz? 1 A 1 B Devam ediyorum. 1 C Devam ediyorum. 2 A Devam ediyorum. 2 B Devam ediyorum. 2 C Süper. Bak şimdi arkadaşım. Sıra önemli miydi? Sıralı ikiler de önemlidir. O zaman bu ikisi birbirine eşit mi? Değil. Çünkü A1 ile 1A bir birbirine eşit değildir. Ne zaman A'lar biri olmadığı sürece? Zaten ki biz gene, genelden bahsediyoruz. O zaman ne demiştik biraz önce kuralda? A kartezyen B eşit değildir. B kartezyen A demiştik. O zaman birinci kuralımız ortaya çıktı. Peki eleman sayılarını bulalım bunların. Bakın 3, 6 burada ne var? 3, 6 o zaman ne diyorum? S, A kartezyen B ya da B kartezyen A'nın eleman sayısı nedir arkadaşım? A'nın elemanı 3'tü, B'nin elemanı 2'ydi. 3 kere 2, 6 olmuş oldu. Gerçekten de bu kümeler birbirine eşit olmasa da, eşit olmasa da eleman sayıları birbirine eşittir dedik ve geçtik. Bakın şurada çarpı var, onu da bir kere daha söylemiş olduk. Çok güzel bir model soydu, iyi modelledi bize ve artık minadını doldurdu gidiyor geldik yazılı sorusuna. Hocamız yazılıda bundan sorabilir. Aklında olsun. A, B, C birer küme olmak üzere bakın B Kartezyen C buradaki birinci elemanların hepsi kimden geliyordu? B kümesinden. O zaman ben B kümesini yazabilir miyim? Yazarım. Neymiş B kümesi? B ve C'ymiş. Çünkü birinci bileşenler hepsinde B var, hepsinde de C var. Dedim geçtim. Peki C kümesini yazar mısın? Evet çok basit. İkinci bileşenler 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tabii ki de 1, 2, 3, 4'müş. Tamam bu da C kümesi. Peki A kümesini yazar mısın? A kümesi birinci bileşenlerdi. Bakın birinci bileşenler A kümesi olduğuna göre. O zaman A'yı da şuraya yazabilirim. A'yı yazarsam ne olacak? Bakın A kümesi de birinci bileşenler olduğuna göre A, B ve D'den oluşuyor. Peki B'yi düzgün yazmış mı? Bakın A, B, A, C. Bb, bc, db, dc hepsinde düzgün yazmış. Bize ne soruyor şimdi? Burada bakın neyi soruyor? A kartezyen C'nin eleman sayısını soruyor. Tabii ki de A kartezyen C'nin eleman sayısı çok kolaydı. A ile C'nin eleman sayılarının çarpımıydı. O zaman ne diyorum? A'nın eleman sayısı 3. C'nin eleman sayısı 4 olduğuna göre bunların ikisinin eleman sayıları çarpımı. Daha doğrusu A kartezyen C'nin eleman sayısı 12'dir demiş oldum. Güzel bir yazılı sorusu. Hemen ama çok pratik bir şekilde birinci elemanlara bakıp B'yi, ikinci elemanlara bakıp C'yi, birinci elemanlara bakıp A'yı çok rahat bir şekilde bulursun. Zaten formülü de bilmen lazım. Şimdi arkadaşım geldim bir kurala. Bu kural çok önemli. Hızlıca kuralımızı bilelim. Sonrasında da artık son olarak da grafiğini gösterdikten sonra da ödüllü soruyla da bitirmiş olalım. Şimdi bakın çok önemli bir olay var. O da şu. A kartezyen B birleşim C'de biz dağılma görmüştük ya. Burada da bir dağılma var. Kimi dağıtıyorum? A kartezyeni dağıtıyorum. A kartezyeni B'ye, A kartezyeni C'ye ve de araya yine birleşim koyuyorum. Bam! İkinci olarak. Peki kesişime dağılır mı kartezyen? Kesinlikle dağılır. Kim? A kartezyen B, A kartezyen C. Görüyor musun? A kartezyen dağılıyor ama arada da ne olacak? Kesişim. BAM! Yine bir tane daha kuran. O da ne arkadaşım? A kartezyen. B fark C. Bu da yine A kartezyen B'ye ve A kartezyen C olarak dağılır. Aradaki de yine fark olur. Unutma. Neden unutma diyorum? Bazen yazılılarda ya da testlerde şöyle bir soru geliyor. Nasıl bir soru geliyor hocam? Çok dikkat şimdi. Bakın. B kartezyen A birleşim. A kartezyen A. Allah Allah. Bir dakika. Sanki burada bir B kartezyen A A kartezyen A derken sanki bir A kartezyen dağılımı mı var? O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? B birleşim A kartezyen A. Bakın sağ taraftan dağılma yapmış. A kartezyen A, A kartezyen B. Bakın bu taraftan dağılma yapmış. Dikkat. Eleman sayısı diyor. 72 ymiş. E arkadaşım bak şimdi. Bir de bize diyor ki A fark B. 5. A kesişim B. 3'müş. E tamam A kümesini buldum. B kümesini bilmiyorum şu an. E, A birleşim B. Bu arada A kümesinin eleman sayısı 8. Şöyle yazsak daha güzel. S A birleşim. Daha doğrusu A birleşim. B birleşim A. Çarpı S A eşittir 72. E A kümesini 8 olarak bulduk. E birleşimlerini 9 olarak bulduk. Görüyor musun arkadaşım? Birleşimlerini 9 olarak bulduk. O zaman ne dedik arkadaşım? Bak. 72 zaten sonuç ortaya çıkmış oldu. E, A birleşim B e, 5 burada. 3 burada. Burası da 1 olmuş oldu. Bize de ne soruyordu zaten? B fark A'yı soruyordu. B fark A'nın eleman sayısı da. Yani öz B'yi soruyor. O da neymiş? Birmiş dediğim. İşte bu kadar. Bak dağılımı fark ettim. Sonrasında kurala geçtim kuraldan da burada da ufak bir katakulle var. Onu gördüm, yaptım ve soruyu bitirmiş oldum. İşte bu kadar. Kartezin özelliklerinde de bu dağılmaları unutma aklında kalsın. Hemen kartezyen çarpımının grafiğine geçelim. Bakın grafik çok kolay. Zaten grafik deyince aklıma ne geliyor? Bir x ekseni bir y ekseni geliyor. Bu sefer de x y demiyoruz da bakın birinci bileşenin tabana ikinci bileşenin tabana birinci bileşenin elemanlarını tabana tabana bak tabana diğerlerini de nereye yazıyorum arkadaşım tabana yani yeni yerine yazıyorum ve A kartezyen B'yi analitik düzlemde göster diyor. A kartezyen B şu değil mi? 1 bir, 1 ile eşleşecek. Bakın 1'in 1 ile eşleşmesi şu nokta. 1 2 ile eşleşecek. A'daki 1 B'deki 2 ile eşleşecek. Bakın şu nokta. A'daki 1 B'deki 3 ile eşleşecek. A'daki 1, B'deki 4 ile eşleşecek. Bakın 1 ile 4 eşleşti. İşte bu noktalar. Devam ediyorum. A'daki 2, 1 ile eşleşecek. A'daki 2, 2 ile eşleşecek. 3 ile eşleşecek, 4 ile eşleşecek. En sonunda 3. de 3 ile eşleşecek. 3 yani A'daki 3, B'deki 1 ile. B'deki 2 ile ve B'deki 3 ile eşleşecek. İşte bu kadar. Şimdi bu gibi sorularda bize ya bunu çevreleyen çemberi sorar ya da tüm elemanlarını içeren bak burada ne oldu? A kartezyen B'nin şuradaki tamamı nedir arkadaşım? Şuradaki noktalar A kartezyen B kümesinin elemanlarıdır. A kartezyen B kümesinin elemanlarını içeren en küçük dikdörtgenin alanı kaç birimdir diyor. Bak en küçük dikdörtgen şöyle mi yapacaksın o zaman? Bakın böyle yaparsanız ne oldu? Böyle yaparsanız ne oldu? Bakın 1, 2. Burası 2 birim. 1, 2, 3. Burası 3 birim. O zaman bu dikdörtgenin alanı ne olmuş oldu? Bu dikdörtgenin alanı 3 kere 2 eşittir alan. Alan eşittir ne olmuş oldu? Alan eşittir 6 olmuş oldu. Ne yaptı alan? Bunların hepsini de bir araya toplayan şeye bu dikdörtgenin alanına da 6 demiş oldum arkadaşım. Ve artık konuyu bitirdik. Küme problemlerini yaparken kesişimi öncelikli alarak ne yapacaksın arkadaşım? Hepsini toparlayacaksın. Bak orada voleybol, basketbol oynayanlar vardı. Dediklerimi lütfen not et bir yere. Bunlar çok önemli. Sıralı 2'de sıra önemliydi. Ve A virgül B şeklinde yazılan sayılardı. Kartezyen çarpım dediğimizde iki kümenin bütün elemanlarını güzel bir şekilde yazmandı. Yalnız A kartezyen B diyorsa birinci elemanın hep A'dan ikinci elemanında hep B'den gelmek zorundaydı. Unutma. Ne yapıyordun? Birebir bütün elemanları eşleştiriyorsun. Grafikte de X'in yerine birinci elemanı, Y'nin yerine de ikinci kümeyi yazıyordun ve onları da çok güzel bir şekilde noktalarla birleştiriyordun. İşte arkadaşım sana anlatacaklarım bu kadar. Şimdi ödevinizi verelim hemen. Diğer kanallardan bizleri ayıran özellik neydi? ödevlendirme sistemiydi ve takip sistemiydi. O zaman biz de hızlıca söyleyelim. Bakın küme problemleri sayfa 60'ta başlıyor. Hatta ve hatta bakın burada çok güzel bir şekilde bütün her şeyi yazmış. Sen de bilgeçi çözüyorsun. Sonrasında çözgeçi yapıyorsun. Sonra süzgeçle devam ediyorsun. Yapamazsan karekod yanında küme problemleri devam, kartezyen çarpımı, özellikleri ve de arkadaşım en sonunda da ne var burada? Tabii ki de kümelerde işlemlerle ilgili tara geç ve de kümelerin tamamıyla de ne var? Test geç var. Bunları da yapıp artık rahat bir şekilde 3. üniteye geçmiş olacaksın. Nereden başlıyorsun? Bir kere daha söylüyorum arkadaşım sana. Tabii ki de başlangıç sayfan 66'dan başlıyorsun. Burada kartezyen e, pardon 60'dan başlıyorsun. Nereye kadar? Kümeleri sonuna kadar 71'e kadar. Hocam ben konu anlattım istemiyorum. Soru çözeceğim ben diyorsan hemen Dinamo kitabımızdan da ne yapacaksın? küme problemlerinden başlayacaksın. Bakın kümelerde işlemler kısmından ötede ne var burada? Küme problemleri var. Küme problemleri, kartezyen çarpımlar, kümelerde işlemler bunların hepsini de burada yapmış olacaksın arkadaşım. Burada da ödevini hemen söyleyelim. Mantık konusundan geçtik. Bakın kümelerde işlemler var. Küme problemleri sayfa 63'ten başlıyorsun. Hemen yapamazsan kare okuyorsun. okutuyorsun. Bağıntı var felsefesi için ama siz de bilseniz iyi olur. Kartezyen çarpımı gösterdik ve de kümelerde işlemlerle kümenin bütün sorularını yapın arkadaşlar. Burayı da bitirmiş olun. ÖSYM tarzı var bakın. Bunları da kaçırmayın. Ve de yazılı soruları var. Bakın ikinci ünitenin yazılılarla ilgili kısmı var. Lütfen bunları da çözün. Çünkü bunlardan yazılarda benzerleri gelecektir. Sayfa 63'ten 80'e kadar çok güzel yap ki biz de 3. üniteye rahat geçelim dedik. Ve çok uzatmayalım sözü. İşte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevaplarını yoruma bekliyorum. Kendine iyi bak. Bir dahaki haftaya görüşürüz.